Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Yılın sizin için en önemli ayına hoş geldiniz. Yengeç Burcu Yeni Ayı ile beraber Bilinçokur Astroloji ekibi Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan yanınızdayız. Buyurun Demet Hanım. Evet, yengeçler için önemli bir ay Temmuz ayı. Temmuz ayının başında özellikle 1 Temmuz'da Venüs-Satürn karesi var. Biraz zorlayıcı. Ardından Güneş-Plüton karşıtlığı yine yengeçleri etkileyen bir durum. 4 Temmuz'da Güneş-Uranüs karesi yine yengeçleri etkileyen bir gökyüzü konumu. Tabii ilk haftayı kolay geçirmeyebiliriz. Zorlayıcı açılar var gökyüzünde. Ama bir de bir güzellik var. Jüpiter paldır küldür. Evet, son o da hızıyla yengeçe geldi. Yengeçe geliyor. Şimdi bakın, Jüpiter'i doğru değerlendirirseniz büyütür. Evet. Doğru değerlendiremezseniz şişirir. Evet. Şişirir. Yani ben şöyle söylerim. Doğru değerlendirilen bir Jüpiter her zaman maddi refah, hayatta saygı, evlilik, mutluluk verir. Doğru değerlendirmeyen bir Jüpiter kibir verir, şişmanlık verir, dengesizlik verir ve hayatta bir problemler verir. Şimdi unutmayınız ki bir yıl boyunca Jüpiter burcunuzda olduğu için ve Jüpiter yengeç burcunda güçlü olduğu için Temmuz ayında çok faydasını göremeseniz de Merkür'ün çünkü retro yengeç Merkür etkisi retro var. Evet. Ve ağır gezegen döngüleri var. Yani Ağustos'un 3. haftasından itibaren Jüpiter'in etkilerine 17 Temmuz 2014'e kadar yoğun yaşayacaklar. Onun için sıkın dişinizi sevgili yengeç. Biraz zor bir aydayız. Evet. Ama Jüpiter burçlarında olduğu için bahsedeceğimiz bazı olumsuzlukların çoğunu hafif atlatacaklar. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Buyurun Demet Hanım. Evet. 8 Temmuz önemli. 16 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay aynı zamanda retro Merkür'le de kavuşumda. Yengeç Burçlarının tabii birinci evinde olduğu için hayatlarının birçok alanında bazı yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Ama Merkür'ün de retro olduğunu düşünürsek bu yenilikler biraz da geçmişle alakalı veya geçmişte yaşamış oldukları yapılar, bazı anılar, bazı hatıralar, belki geçmişte gitmiş oldukları bir yer, bir kavram, bir olay, belki bir aşk. Bunların hepsinin gündeme geleceği bir yeni ay döngüsü. Biraz da 7, 8, 9 Temmuz civarında doğanları bir yıl boyunca etkileyecek. Solar ritönlerine düştüğü için. Ama tabii ki 8 Temmuz'un üçgenli bir Venüs'e de sahip olduğunu düşünürsek bu bence onlar adına da keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü Yengeç Burcu'nda şöyle baktığımızda işte kariyeri temsil eden bölgede bir Uranüs geçişi var. Evet. Venüs ile Uranüs'ün, yani bu 8 Temmuz yeni ayı bazılarında iş ve kariyerde bir yükselme, bir rahatlama, maddi gelirlerde kazanç. Bazı sıkıntıları olsa da bunları gösterirken 13 Temmuz'da Mars'ın Yengeç Burcu'na girmesi, 20 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle beraber ay ortasında olaylar biraz negatifleşebiliyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki Mars'ın 29 Ağustos'a kadar Yengeç Burcu'nda olması, Yengeç Burcu'nda düşük olsa bile Yengeç'te düşük değil, Yengeç kişiliğinde düşük değil. Evet. Ne yapıyor? Enerji yükseliyor bir daha. Enerji fazla. Yükseliyor, rekabette şans veriyor. Bunun yanında motivasyon artıyor. Veriyor. Yani ilişkilerde, duygusal ilişkilerde seçilme şansını arttırıyor. Yani biraz tabii yoğunluk da veriyor. Evet. Yani sosyal çevrede biraz yoğunluk da veriyor. Ama bu 20 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle bir rahatlama başlıyor. Evet. 22 Temmuz'da Mars kavuşum Jüpiter oluyor ki bu parasal kaynaklarda aslında bazı harcamalara sebebiyet verse de Jüpiter'in buradaki tetik mekanizmasıyla 22 Temmuz'dan itibaren yengeç yılı başlıyor. Evet. Mars çünkü tetikliyor onu. Evet. Bir yıl boyunca başlıyor. Bir de 23 Temmuz'da Dolunay var. Bundan sonrası senin. Evet, 22 Temmuz'da yine Kova Burcu'nda Dolunay var. Zaten Dolunay sırasında Mars'la Jüpiter'de kavuşumda.
0 derece kova burcunda olacak bu dolunay 22 Temmuz'da. Bir parasal sıkıntı bitecek. Evet, bir konuda bir sonuçlanma yaşayabilirler. Bu da tabii maddi konularda. Belki bekledikleri bir prim olabilir, krediyle ilgili bir şey olabilir, miras, nafaka gibi konularda bazı sonuçlanmalar söz konusu olabilir. Bir sağlık sorunu biter. Evet. Aynı gün 22 Temmuz'da Venüs Başak Burcu'na geçecek. Yengeçler için iyi bir durum. Seyahatler olabilir, yakın çevre ilişkileri biraz daha yoğunlaşabilir. Kardeşlerle ilişkiler daha güzel, keyifli zamanlar söz konusu olabilir. Yine 22 Temmuz'da Güneş Burç değiştirip Aslan Burcu'na geçecek. Yengeçler için yine yılın, ayın ikinci yarısından itibaren maddi konular. Yaratıcılık, evet, biraz ürettiği daha değerler. Yani evet. Maddi olarak da oluyor, sanatsal anlamda da olabiliyor. Kendisinin ürettiği değerlerin daha elle tutulur, evet, gözle görülür, evet, bir yapıya doğru geldiğini, evet, gösteriyor. Orada bir avantaj var. Yalnızca bu şimdi 28 Temmuz'da Mars karşıt Plüton var, hı hı, ve 31 Temmuz'da Mars kare Uranüs var. Bunlara dikkat edin sevgili, evet, yengeç. Evet sevgili yengeçler, biraz zorlayıcı özellikle partner ilişkilerinde, iş ortağında, evet, iş ortağıyla ilgili, kariyerle ilgili bazı ani beklenmedik sürpriz sonuçlar olabilir. 31 Temmuz'da ani bir stres olabiliyor. Evet. O ani stres iş ortamında, yani işe geri döndüyseniz iş yerinde bir ani gerilim veya aile içi, hı hı, bir gerilim anlamında gelebiliyor. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Ayın en favori günü 22 Temmuz. En gergin günü burada 31 Temmuz, 28-31 Temmuz aralığı. Evet. O 4 güne dikkat etmek gerekiyor. 28-31 Temmuz aralığına dikkat etmek gerekiyor. Para kaybı da olabiliyor çünkü o güneşin pozisyonu, evet, sebebiyle. Kaza açısı da tabii aynı zamanda. Biraz da evet. Evet. Allah'tan şey var. Gene Jüpiter koruyor. Jüpiter'in, evet, desteği var. Bir de Neptün'ün, Satürn'ün oluşturduğu 11 Temmuz'dan sonra üçgen, evet, var, evet, yine, evet, gökyüzünde aslında. İşte şu 17 Temmuz'da, hı-hı, Satürn üçgen, Neptün üçgen, Jüpiter. Şimdi bu ay büyük biraz üçgen, etkili. Tanrısal üçgen, evet, diyoruz. Evet. Yani bir şemsiye altında, evet, korunuyor. Evet, evet. Ya ondan dolayı olaylar hafif gelecek. Karşınıza çıkan olaylara karşı temkinli olun. Güzel olayları keyifli yaşayın. Günlük yorumlarda, bu bizim Bilinçokuru Astroloji, hı hı, Servisi'nin bildiğimiz gibi günlük yorumları var. Bu bir ekip tarafından, bir grup tarafından düzenlenen yorumlardır. Günün gezegen kalitesine kadar anlatırız biz bu yorumlarda. Evet. Burada sevgili Demet, bu yorumları da sen anlatıyorsun. Evet. Neler var, neler yapıyoruz burada biz? Günün genel olarak gökyüzü konumunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Ardından burçların o günkü genel etkilerini söylüyorum. Bu nedenle günlük yorumları da günü gününe takip etmek çok önemli. Bence takip edin. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.